Merhaba, ben Lütfü Aysan. Bugün size yüksek güçlü vericilerimizde kullandığımız 4 kW'lık amplifier katını anlatacağım. Bu amplifier 4, 8 ve 16 kW'lık vericilerin temel katıdır. Verimliliği çok yüksektir. İçerisinde 4 adet yansımaya karşı mukavemetli 1 kW'lık transistör bulunmaktadır. Verimliliği yaklaşık %78 olduğu için az ısınan ve yüksek güçlü vericilerde kullanılması çok doğru bir tercih olan bir tasarımdır. Kilovatlık amplifier cihazlarında amplifier'ın nasıl çalıştığını LCD menüyü anlatarak anlatmaya çalışacağım. LCD menü hem İngilizce hem Türkçe ayarlanabiliyor. Burada servis menü bölümüne girip İngilizce ya da Türkçe bölümü seçilebilir. Ben şimdi İngilizce olarak anlatacağım. İlk menüde Forward, Reflected, RF Input, Drain Efficiency, Humidity, Temperature Heat Sink ve Temperature Ambient değerleri görülebiliyor. Humidity nem oranı birçok vericide bulunmayan bir özelliktir. Heat Sink soğutucunun sıcaklığı, transistörlerin bağlı olduğu soğutucunun sıcaklığı. Ambient oda sıcaklığı. Ve efficiency, drain efficiency de transistörlerin verimlilik oranı. RF input amplifier'a giren gücü gösteriyor. Reflected power ve forward power da yansıyan ve giden güçleri gösteriyor. OK tuşuna bastığım zaman karşıma gelen module values, servis menü, event log, date and time menüleri, equipment ID ve manufacturer menüleri var. Biz öncelikle cihazı daha çalıştırmadan önce servis menünün içinde neler yapılabiliyor, nasıl girilebiliyor onu görelim. Password ayarlanması lazım. Servis menüye yalnızca yetkili kişiler girebilir. Dolayısıyla şifreyi bilmesi lazım. Şifre fabrika ayarlarından 4 adet 0 olarak geliyor. OK'ye 4 kere bastığım zaman servis menüye girmiş oluyoruz. Servis menünün içinde set limit, power on off, set frequency, set date and time, set operation, set address, set password ve set interlock değerleri var. Ve relay output, language, memory, activate memory vesaire böyle değerler var. Biz şimdi set limits'te neler ayarlanabiliyor onu görelim. Burada fabrika çıkışında biz bunları ayarlıyoruz ama bazı zamanlar bu limitleri kullanıcılar kendileri de ayarlamak zorunda kalıyorlar. Mesela power limit 50 watt olarak ayarlanmış şu anda. Yani cihaz 50 watt'ın üzerine çıkmaz. Ben bunu gelip buradan 4 kW'a ayarlamam gerekiyor. Yukarı tuşuna basarak 4 kW'a kadar getiriyorum cihazı. Ve cihaz 4 kW maksimum güçte çalışacaktır diyorum cihaza. Modül current değeri 32 amper bir tane transistörün çektiği akımdır. Bir transistör 32 amperin üzerinde çektiği zaman alarm versin istediğim için bunu 32 yapıyorum. Çünkü 32 amper transistörün maksimum güvenli çalışabileceği akım değeri. 4 kW'a getirdim ben power limiti ve OK'ye bastım. Alta geçiyorum. Modül current mesela 32 amper, bunu değiştirmek istersem değiştirebilirim. RF input, ambient temp ve heat sink temp, bunlar da ayarlanabiliyor gördüğünüz gibi. Birçok amplifierde standart
bu ayarlar yapılır. Fakat biz birçok ülkede bu ayarların kullanıcı tarafından değiştirilmesinin daha iyi çalışmaya neden olduğunu tespit ettik ve power limit gibi bu limitleri de cihazın üzerinden ayarlanır duruma getirdik. Buradan çıkıyorum. Cihazı on off yapmak buradan mümkün. Şu anda off, şu anda on oldu. Frekansı ayarlamak mümkün. Şu anda 103.1 MHz'de amplifier'ın frekansı. Diyeceksiniz ki amplifier'da neden frekans ayarlıyorsun? Amplifier'larda bizim N+1 özelliği var. Yani redundancy, yani yedekli çalışma özelliği var. Yedekli çalışma yapılırken birden fazla vericiniz varsa ve bir tane yedek verici kullanıyorsanız, bu birden fazla vericiden bir tanesi arızalandığında yedek vericiniz arızalanan vericinin frekansına ve gücüne ayarlı bir şekilde yayına devam etsin istiyorsanız, o zaman amplifierların frekansını, gücünü bilmeniz gerekiyor ve bir de adresini bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle biz frekans ayarı koyduk amplifierlara. Date and time de ayarlanabiliyor, tarih ve zaman. Burada da giriyorsunuz içine, şu anda 21-2016 ve time 16-26 zaman. Bu eğer değiştiyse bazen geri kalabilir, saatler bir saat ileri geri alınabiliyor ülkelerde. Buradan girip ayar yapmak gerekir. Neden önemli? Arıza olduğu zaman verici arızayı kaydediyor, tarihi ve zamanı kaydediyor o arızayla birlikte. Eğer burası yanlışsa arızanın hangi tarihte olduğunu o yanlışlıkla takip edebilirsiniz. Set Operation bölümünde Remote Control ya da yerel kontrol seçenekleri, Local Control seçenekleri var. Eğer vericilere internet üzerinden remote olarak bağlanabiliyorsunuz, uzaktan bağlanabiliyorsunuz ve tüm çalışma durumunu ve alarmlarını görmeniz mümkün. Dolayısıyla burayı remote kontrola almazsanız bunu yapamazsınız. Lokalde durursa uzaktan birisinin vericiye erişimini engellemiş olursunuz. Set adres bölümü, her cihazın bir adresi var. Bu cihazlar yüksek güçlü vericilerde 2 tane 4 tane kullanılarak çalıştırılabildiği için her modülün adresini vericilerde kontrol ünitesinin bilmesi gerekiyor. Bu nedenle de her vericinin bir adresi var ve ayarlanması gerekir. Bunların nasıl ayarlandığı bizim cihazların manuellerinde bir tablo var. Oraya göre bu cihazların adresleri veriliyor. Password'ü de değiştirmeniz mümkün. Her cihaz güvenli insanlar tarafından çalıştırılması ve ayarlarının yapılması gerekir. Eğer bu bizim yolladığımız 4 adet 0 şifresiyle devam ederseniz bunu birçok kişi bilebilir ve cihazın ayarlarını karıştırabilir. Kendinize özel bir şifre belirleyip cihazın sizin personeliniz haricindeki insanlar tarafından ayarlarının değiştirilmemesini sağlayabilirsiniz. Set interlock kısmında ise bastığımız zaman iki tane interlock var. Bu interlocklar cihazın çıkışındaki GPIO konnektörünün cihazda bir alarm oluştuğunda 1 mi versin yoksa 0 mı versin, bu ayarı yapmak için kullanılıyor. Birçok cihazda burası off olarak kaldığı zaman cihaz arıza yaptığında 1 yapıyor. On yaparsak bunları, cihaz arıza yaptığında off yapıyor. Set relay output demek, cihaza koaksiyel switch bağlandığında, yedekli çalışmada koaksiyel switch bağlandığında burada koaksiyel switch'i seçebiliyoruz. Ya da
Air condition bağlayıp cihaz koaksiyel switch bağlı değilse bu kontakları air condition için kullanabiliriz. Vericinin sıcaklığı arttığında ya da ortamın nem oranı ve sıcaklığı arttığında cihaz kendisi verici odasındaki klimayı çalıştırabilir otomatik olarak ya da durdurabilir. Koaksiyel switch'e girdiğimde, eğer yedekli çalışmada isek, koaksiyel switch'te device rolünü master ya da slave olarak ayarlamak mümkün. Şu anda slave dedim. Mesela cihaz slave ise slave led'i yanıyor gördüğünüz gibi. Cihaz master ise master yazıyor burada ve led sönüyor. Dolayısıyla cihazı ben şu anda otomatik switch yani birisi master bozulduğunda slave olana otomatik geç olarak bu şekilde ayarlıyorum. Switch modunu otomatiğe alırsam. Eğer switch modunu manuele alırsam ben buradan switch to master ya da switch to slave olarak ayarlayabilirim. Şu anda slave bağlı olmadığı için wait dedi ve sürekli arayışa geçti. Tekrar aynı yere giriyorum. Changeover'ı disable yapıyorum. Buradan da çıktım. Set language İngilizce ya da Türkçe seçim yapılabiliyor. Menüler İngilizce ya da Türkçe gösteriyor. Set memory ise set memory'ye geldiğimde bu memory 50 watt'ta şu anda ve ben bu memory'yi çağırırsam 50 watt olarak şey yapacağım. Cihazın çalışmasını sağlayacağım. Yani frekans ve adresi de bu cihazın frekans ve adresi otomatik kaydedilmiş olacak. Dolayısıyla ayarlanan güce bir cihazı getirmek için kullanılıyor. Activate memory de mesela M1'i, memory 1'i ben çağırırsam, çağırma işi buradan yapılıyor. Cihaz 50 watt ayarına geri dönecek. Reset service time ise bu da güzel bir özellik. Birçok vericide yoktur. Vericiler zamanla tozdan ve nemden pisleniyorlar ve bu belli bir süre sonra arızalara neden oluyor. Bunu önlemek için vericinin içine bir yıl sayan bir sayıcı koyduk ve bu bir yıl sonunda vericinin üzerinde bir lamba var, service time lambası. Bu lamba yanıyor. Bu yandığı zaman vericinin bakım zamanı geldi olarak anlaşılıyor. Bakım yapıldıktan sonra gelip servis menüye girip reset service time'ı çalıştırmak lazım ve OK'ye bastığımızda tekrar bir yıl saymaya başlamasını sağlamak lazım. Bir yıl sonra tekrar bize verici service time'ın geldiğini LED ile gösterecek. Buna remote olarak da ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla uzaktan da başka yerde olan, dağlarda olan vericilerimizin servis zamanının gelip gelmediğini görebiliyoruz. Bu vericiye herhangi bir durdurma vesaire alarm değildir. Yalnızca uyarı lambasıdır. Aynı şekilde Clear Event Logs da verici arızalarını kaydediyor. Hangi saatte hangi arızayı yaptı bunları kaydediyor. Bunları artık görmek istemiyorsanız buraya gelip Clear dediğim zaman bütün alarmları sildim ben şu anda. Şimdi vericimizin diğer mesela Equipment ID kısmında vericinin model numarası, firmware numarası, seri numarası ve istasyon numarası yazıyor. Bunları bozulduğu zaman, verici bize geldiği zaman biz nereye satıldığını anlıyoruz vericinin. Uzaktan bağlandığımızda da vericinin nerede olduğunu anlıyoruz. İstasyon yerine istasyon adınızı yazabilirsiniz. Remote olarak da bağlandığınızda o istasyonun adını görmüş olursunuz. Manufacturer'da On Air Media'nın bütün bilgileri burada, telefonu, e-mail'i ve web sitesi yazıyor.
Buradan da bize herhangi bir sorunuzda ulaşabilirsiniz. Şimdi cihazı çalıştırıp menülerde neler oluşuyor onu görelim. Cihazı ilk andaki durumda bunlar görünüyor gördüğünüz gibi anlatmıştım. Bir de lambaları anlatalım. Lambalarda, ledlerde yeşil ledler normal durumları gösteren ledlerdir. Sarı led lokal remote seçeneği için koyulmuştur yalnızca. Kırmızı ledler ise alarm ledleridir ya da uyarı ledleridir. Bunun içinde en sondaki iki tane service time ve slave uyarı ledidir. Alarm değildir. Diğerleri hepsi alarm ledidir. Gördüğünüz gibi fault herhangi bir alarm oluştuğunda fault ledi yanar. VSVR yansıma oluştuğunda yansıma koruması devreye girdiğinde cihazın yanar. Unbalance modüller arasında güç dengesizliği olduğu zaman yanar. D current, drain current demek transistörün akım alarmı devreye girdiği zaman yanar. Yalnızca ayarlanan limit değerin üzerine çıktığı zaman alarm devreye girer. Overdrive amplifier fazla sürüldüğünde yanar. Heatsink'ten soğutucu sıcaklığı ayarlanan değerin üzerine çıktığı zaman yanar. Ambient'ten oda sıcaklığı ayarlanan değerin üstüne çıktığı zaman yanar. Service time ve slave'i de söylemiştim. Şimdi çalıştıralım cihazımızı. Güç veriyorum buradan. Gördüğünüz gibi yeşil ledler de normal çalışma ledleri. Ben buradan gücü verdiğim zaman öncelikle RF in ledi var burada. Bir güç girişi amplifier'a olduğunu göstermek için yanıyor. Power limit de ayarlanan çıkış gücüne ulaştığı zaman yanıyor. PWS OK'de amplifier güç kaynakları çalışmaya başladığı zaman güç voltajını vermeye başladığı zaman yanıyor. Şimdi vericimizi çalıştıralım ve 4 kW'a çıkarıp modül değerlerine ve bir arıza verdirelim. Nasıl yürüyor işler onu bir görelim. Vericimize yavaş yavaş kontrollü olarak güç verip öncelikle RF input LED'ini yandığını görmemiz lazım. Gördüğünüz gibi RF input LED'i yandı. RF in i değerinde 0.4 watt vericiye güç girdiğini görüyoruz. Arttırıyorum yavaş yavaş ve çıkış gücü artmaya başladı. Aynı zamanda RFI'de gördüğünüz gibi artıyor. Ufak tefek reflection değerleri görmeye başladım. 50 ohmluk dummy load'umuz var ama biraz herhalde yansıma yapıyor bağlantılar vesilesiyle. Çıkış gücünü buradan da izliyorum aynı zamanda. Burası 3900'ü 4000'e geldi. Gördüğünüz gibi bu da 4000 watt'a geldi. RF input 20 watt'ta, 21 watt'ta ve 4 kW'ı elde ettik. Şimdi bu durumda çalışacak bir amplifier aslında her zaman ve ben modül değerlerine, modül values'e girip bakıyorum. Bütün 4 tane transistör var içinde. 4 transistörün de hem gücünü, hem akımını, hem de voltajını ayrı ayrı görüyorum. Yanında yazan lim değerleri, lim 50 volt, yani voltaj güç kaynağının voltajı 50 volta geldiğinde alarm ver anlamına gelen limit değeri bu. I1 de transistörün akımı 32 ampere geldiğinde alarm ver dediğimiz limit değeri. Bunlar biliyorsunuz ayarlanabiliyor servis menüden.
Şu anda cihaz 25.4 amper akım çekiyor, 46.8 voltla çalışıyor ve 1000 watt bu modül, bu modülde 1000 watt güç var. Yani her modülün tek tek buradan aşağıya doğru ikinci modül, üçüncü modül ve dördüncü modülün değerlerini tek tek izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Buradan modül değerlerin haricinde burada bakabileceğimiz bir şey yok. Ama bir arıza oluşturabiliriz şimdi. Arızayı nasıl, suni bir arıza mesela, giriş gücü fazla arızası oluşturalım. Servis menüye giriyorum ben. Servis menüdeki limit değerlerinden mesela RF input 25 watt şu anda. 21 watt şu anda sürüyoruz. Bunu mesela kısalım birazcık. Sonra da gelelim bunu. Watt'a düşürelim. 19 watt'a düşürelim. Yani 19 watt girdiğinde cihaza, cihaz alarm versin dedik cihaza şu anda. Alarm vermek, verdirmek için. Şimdi çıkış gücünü ben arttırıyorum. RF input değeri bakın 4 watt, 5 watt devam ediyor. 10 watt, 12 watt. Hop. 19 watt oldu ve cihaz overdrive alarmı verdi. Overdrive alarmı verdiği zaman forward'da gördüğünüz gibi 4 tane çizgi çıktı. Bu demek oluyor ki cihaz kapattı kendisini, alarm nedeniyle kapattı. Yani sürsem bile ben buradan şu anda cihaz güç vermez. Giriş gücü zaten 17 watt şu anda giriş gücü var. Görüyorum burada ama voltaj kesildiği için cihaz çalışmıyor. Hiçbir değeri göstermiyor. Ne yapacağız bu durumda? Geldik böyle bir alarmla karşılaştık. Ne yapacağız? Hemen OK tuşuna basıyoruz. Burada bakıyoruz. Servis menünün altında event log var. Ne arıza olduğunu event log'a kaydediyor cihaz. Ben oraya gidiyorum, basıyorum. Show event log'sa basıyorum. Arıza burada yazıyor. RF input high diyor. RF input high, RF giriş gücü yüksek alarmı vermiş. Ve hangi tarihte vermiş? 2016'nın 1. ayının 20. günü saat 16.55'te vermiş bu alarmı. Aşağı doğru iniyorum. Başka alarm var mı? Daha önceden de ambulans normal alarmı vermiş. Ciddi bir alarm yok. Ya tek alarmımız RF input high alarmı. Ben tamam bunu öğrendim. Bu listeyi istersem cihazın arkasında printer portu var. RS-232 portu. Oraya bağlayıp bir printer bağlayıp bu listeyi komple kağıda döktürebiliyorum. Event log'dan çıkıyorum şimdi. Cihazın alarmını, alarmı kendi kendine düzelecek bir alarm değil bu. Birisinin gelip bunu reset yapması lazım. Uzaktan da reset yapabilirsiniz cihazı remote bağlanarak. Bu cihaz kendi kendine düzelebilecek bir alarm olmadığı için bunun oluşmasına neden olan şeyin mutlaka yüksek sürüş gücü kendi kendine düzelmez. O yüzden kendi kendine düzelebilen geçen bir alarm değil bu. Mutlaka birisinin gelip bu cihazı reset yapması lazım. Nasıl reset yapacağız? Servis menüye giriyoruz. Şifremize giriyoruz ve power on off'a gelip power'ı off yapıyorum. On yapıyorum. Zaten kendisi off yaptı. Gördüğünüz gibi on yaptığım halde hemen yine overdrive'a geçti. Çünkü sürüş gücü hala yüksek. Gelip buradan önce sürüş gücünü düşürmem lazım. Düşürdüm sürüş gücünü şu anda. Tekrar on yaptım ve çıkıyorum. Sürüş gücü şu anda 7 watt.
Bunu sürsem gene alarm verecek çünkü power limiti 25 watt'a kadar arttırmam lazım şu anda gidip. Tekrar servis menüye giriyorum ve power set limits'ten RF input'u 25 watt'a çıkarıyorum. Ve ondan sonra güvenli bir şekilde 4 kW'a kadar cihazı sürebilirim. Power limit lambası yandı. 4 kW'a geldi cihaz ve yandı. Gördüğünüz gibi cihaz kendi korumasını sağladı ve bu alarmı olay kayıtlarına kaydetti. Siz bu kayıtlara bakarak cihaza ne oldu, hangi tarihe bir sorun yaşandı bilebilirsiniz. Biz de bilebiliriz. Evet, 4 kW'lık amplifierların çalışma şekli bu şekilde. 4 kW'lık amplifier 8 ve 16 kW'lık vericilerin de temel modülü. Burada 16 kW'lık bir verici görüyorsunuz. 16 kW'lık bir vericide 4 tane 4 kW modül var. 8 kW'lık bir vericide yalnızca 2 adet modül var. Vericilerin bu şekilde raka montajı yapılıyor. Amplifierların raka montajı yapılıyor. Kontrol ünitesi 8 kW'larda üst tarafta, 16 kW'larda tam 2-8 kW'ın ortasında bulunuyor. Her türlü güvenliğin sağlandığı 4 kW'lık modüller yüksek güçlü vericilerin birleştirilmesi sırasında oluşacak herhangi bir yansıma ya da başka sorunlar, yüksek güç sürme gibi sorunlara karşı korunmuş durumda. Verimlilikleri çok yüksek olduğu için herhangi bir ısınma vesaire sorunlarıyla karşılaşılmıyor. Çünkü her türlü koruması kendi içinde yapılıyor ve verimlilikleri de çok yüksek. Son çıkan LDMOS transistörler hem transistörleri kendi içinde korumaları olması hem verimliliklerinin yüksek olması bize bu şekilde çok yüksek güçlerde çok güvenli çalışmayı temin eden vericiler üretmemizi sağladı. Evet, Onayer 4 kW FA4K model amplifier'ın sunumunu dinlediniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.